Bu sefer saçını düzeltmiş arkadaş. Evet. Bu arkadaş emekli oldu, yeni geldi, haberi yok da. Akşam aynı arkadaş geldi. Evet, evet. Şimdi bu çiçeği, Safiye Hanım'ın konuşma yapacaksın, vereyim babam. Safiye Hanım, Faik Bey, sizleri görmek büyük bir şeref efendim aramızda. Bu her sene olduğu gibi bu sene de bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada aramızda bulunan Limak Lara, Limak Arkadya ve Limak Atlantis misafirleri, sizler de hoş geldiniz efendim. Sanatçımıza layık değil ama size bu şeyi takdim etmek istiyorum efendim. Çok sağ olun. Bayram şekerimiz burada, fosfor da burada. Evet, çiçeğimiz de burada. Fosforlu giymiş, bugün portakalım. I am orange. Küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Benim annem sizin büyük bir hayranınızdır. Evet, Faik Bey, sizden ricam. Sizin de izninizle Safiye Hanım'a yanağına küçük bir öpücük alabilirsiniz. Aa, çok teşekkür ederim. Efendim. Bu çiçek dört bayramdır yüzüm geliyor, kuru bir çiçek. Bu canlı değil, ha bu sefer canlı mı aldı? Her canlı, sefer canlı, aynı çiçek geliyor. Sağ olun, bu sefer canlı çiçek. Onun için, efendim Limak Lara ve Arkadya otelden Limak, gelenlerden... Limak'tan nereden? Antalya'dan Limak'tan yok, Çorum Lara, Arkadya, Kütahya. Onları tahmin edene kadar biz programı bitireceğiz zaten. Hayır, gitmiyor, otellerden geldiler. Yanında lüksosla falan da geldiler tabii. Ya ne işi var canım, hepsi burada Limak grubun otelleri ya bu. Efendim herkese de özür diliyorum. Safiye olayı toparlayana kadar bir hafta geçecek zaten yani. Sen beni şaşırtıyorsun Faik. Efendim bu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum çiçek için. Personel kendi arasında toplayıp almış bu çiçek parasını. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bunu evimizin en güzel köşesine koyacağız. Canlı mı lan bu? Canlı. Öyle derler ya, ödül alınca en güzel yere koyacağız, edeceğiz diye. Efendim Limak otellerine tatil yapmak ayrıcalıktır. Siz de hepinizi ayrı ayrı insanlarsınız. Hepiniz birbirinden değerlisiniz. Limak grubundaki otelleri tercih ettiğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Mecbur teşekkür edeceğiz çünkü ben o otel sahibim, benim can abilerim. O yüzden onlara da buradan bir alkış gönderirim ama duyar mı duymaz mı bilmiyorum ya tabi. Sezai abi. Efendim biz... Tabi bugün çok konuşacağız, çok tantana, çok eğlen. Bugün stres ne varsa gömeceğim. Evet. Ben bugün bir yere gittim. Ne gittin? Onu Özkan'ı biraz sonra anlatacağım. Özkan diye Ulusoy diye benim çok can arkadaşım var, şeref verdi. Gelip öpeceğim seni Özkan'ım şimdi. Sevgili Oğuz Fuat abi. Ha, vallahi emekli öğretmen kaymakam gibi duruyorsun. Allah canım az. Efendim emekli öğretmen ciddiyete bak. Kaymakam gibi maşallah. Aile burada. First class gelmiş. Ana hoş geldin. Nasılsın? Nereye geldiğini biliyorsun değil mi? Haberin var yani. Ha, ama çocuklar yanlış bir diyesi düğün yok mu yönü? O genelde kına gecesi düğüne alıştırmışlar. Böyle konsere gittiği zaman yoruluyor. Ne zaman gelin gelecek diyor. Çocuk ne sünnet olan çocuk ne zaman çıkar? Suat abi söyle, öyle bir adet yok burada. Ne zaman sünnet olan çocuğu göreceğiz diyor Suat abi. Öyle bir şey yok anacığım burada. Bugün konser var. Şimdi sünnet deyince de benim bir erkek kardeşim var. Ne zaman ekonomik sıkıntıya düşse oğlanı sünnet ettiriyor. 6 ayda bir sünnet ettiriyor. Oğlan bana dedi ki amca daha kesilecek bir yer kalmadı. Allah aşkına baba söyle dedi. Takı geliyor ya. O kardeşi de durumu toparlıyor. Bugün biz Safiye Hanım'la ben bugün otelde Erkan abi utandım Allah canım alsın buna yemek getirip götürmekte. İştah sıfır. Buna görüyorsun. Buna değil Safiye Hanım'a diyeceksin. Bu değil. Şimdi ben burada desem ki Safiye Hanım aşağı Safiye Hanım diyor. Ulan herif ne kadar değişmiş yalaka kıyar derler şimdi bana. Biz evde nasıl konuşuyorsak öyle konuşak gözüm buna. Ya buna demek yani bir hakaret değil. Sana olan saygı bambaşka. Sen bir hanımefendisin. Her şeyin başında. Ama konuşmada kibarlaştırma beni. Ne olur yani evlisinden sonra bu hale düştüm senin yüzünden zaten. Efendim bizim pehlivana bugün yemek taşımaktan utandım. Bir garson kızcağız vardı, Faik abi maşallah dedi, Safiye abla da iştah yerindeymiş dedi. Allah canım alsın, o hamburgeri ufak mı yapıyor, büyük mü yapıyor, Erkan abi iki seferde biter mi ya ısırır mı, nasıl olacak hamburgeri? Nasıl kerpetek gibi dişler var, bir vuruşta götürüyor Allah canım ağzına. Hiç yani, halim şey yok. Var, kilolu halim var. Safiye'nin ablasın. Efendim ışıktan dolayı yakını göremiyorsun, ondan dolayı böyle. Safiye'nin bir ablası var, alt diş üst diş takma. Bir gün buna hamburger yediriyorum, dişleri hamburgerde takılı kalmış. Ağızdan hamburgeri de çıkartamıyoruz, dişi de çıkartamıyoruz. Dedim abla acil etme, dur çekim alacağım. Yani şimdi konuştuğum takma dişli olanlar varsa gözünü seveyim, ısırdığı şeye dikkat etsinler yani. Onun için şey değil yani. O yüzden
Tabi hoşuna gider ablası. Ablası ayağı sandalye oturunca ayakları yere değmiyor. Boyu ufak ama dili bu kadar. Bir eniştesi var, berber. 65 yaşında emekli oldu. İki tane müşteriyi ters tıraş etmiş, dövmüşler. Ondan dolayı emekli oldum. En sonunda ben dövecektim. Efendim ben, bizim evde at var. Atı da anlatacağım biraz sonra. Bizim evde at var. Ben Katar'a gittim. Yanlış anlamayın, konser için gidiyorum yani. Uluslararası boyuta geldik yani. Allah. Halk talep ediyor. Katar'a gittim. Eve geldim. Ve at dışarı çıkmıyor. Eniştesi demiş, atın saçlarını düzelteyim. Atın saçları sıfıra vurmuş yelene. At utancından bir hafta ahırdan dışarı çıkamadı, ben bu haline nasıl geldim diye. Zaten ondan sonra ablasını daha eve de sokmadım eniştesiyle ablasını yani. Yalan mı? Hayatım, o eşittir aşkıydı. Yani enişte... makas vardı, evde makas vardı. Saç, yani gözleri gözükmüyordu saçından. Dedim ki gel enişte bunları keselim, keser misin? Keseriz dediler. O da iyice dibinden böyle budamış atı. Hakikaten at utandı. Bir hafta dışarı çıkamadı. Efendim, de saklıyoruz kıyameti kopartır diye. Safiye'nin ablası, eniştesi, öbür ablaları eve geldiği zaman konuşmayı yasakladım. Muhabbet başlıyor, rahmetli Adnan Menderes söyledi, Adnan Menderes dedi. Yıl 2014 abi. İki ihtilal görmüş aileyle konuşuyoruz. Benim çektiğimi düşünebiliyorsunuz yani, değil mi? Yaşlarını sorduğum zaman da 45 yaşındayım. Lan iki ihtilal görüp de 45 yaşında adam var mı Allah aşkına ya? Evet, şimdi bir türkü var. O türküyü icat eden Allah canını alır. En faiz. O türküyü okumak zorundayız. Safiye çok seviyor. Adem'le diye. Beraber serbest yerini okuyayım. Allah istediler. Tamam, ben okuyacağım. Ben okuyayım. Hiç mi okuyorsun? İkiniz okuyun. Yok, hayır. Sen oku. Tamam. Oh, hayır, ben okumuyorum. Hayır, sen oku. Hayır, sen bir defa bozdun beni. Okumam. Niye bozdun? Adem'le okuyayım. Yok, hayır. Okumam. Allah aşkına bir okuyayım. Okumam. Ama ilk defa okuyacağız. Ya, boş ver. Hadi. Ya hadi sen oku.